Mucize canlar, selamlar. Çok fazla girdiğimiz bir alandan bahsetmek istiyorum. Eğer karşımızdaki aman üzülmesin, aman incinmesin veya aman öfkelenmesin diye onların duygularının sorumluluğunu kendi üzerinize alarak bir şeyleri söylemiyor veya bir şekilde istediğiniz gibi davranmıyorsanız hem kendinize hem de karşınızdakine çok büyük kabalık yapmış oluyorsunuz. Nasıl mı anlatayım? Birincisi onlar aman üzülmesin. Onlar aman incinmesin veya onlar çok öfkelenir. Şimdi ben bunu yaparsam, ben bunu söylersem dediğiniz zaman aslında siz yansıtma yapmış oluyorsunuz. Yani bana bu söylenseydi, bana bu yapılsaydı ben öfkelenirdim. Ben incinirdim. Ben korkardım gibi kendi iç dünyanızdaki şeyleri karşınızdaki kişiye yansıtmış oluyorsunuz. Burada kendinizi yakalayabilirsiniz aslında. İçinizde neler olduğunu görebilmenin çok güzel bir aracıdır. Birincisi bu canlar, yani bu düşünceler onlara ait değildir aslında size aittir. İkincisi aman onlar üzülmesin, kırılmasın veya öfkelenmesin diye yaptığınız davranışlar karşı tarafın duygularının sorumluluğunu kendi sırtınıza aldığınız için size yük bindirir. Çünkü onların sorumluluğunu aldınız ve bu taşınamaz canlar. Bu sürdürülebilecek bir durum değildir. İşte o sırtımızdaki ağrılar, hayatın yükünün ağır gelmesinin de nedenlerinden biri budur. Üçüncüsü, aman onlar incinmesin, üzülmesin diye yapmıyorsak veya korku alanına girmesin, öfke alanına girmesin diye bir şey yapmıyorsak veya söylemiyorsak onların tekamülünü, gelişimini engellemiş oluyoruz canlar. Yine onların duyguların sorumluluğunu aldığımız için. O yüzden sizden ricam bakın küçücük bir şey bu ama neleri yer açıyor, yol açıyor hayatınızda bir görün artık fark edin. Lütfen net olun. Net olduğunuzda kendinizi inkar etmemiş olursunuz. Net olduğunuzda kendinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Ve o zanlar, kendi iç dünyanızdan yansıttığınız şeyler o şekilde gerçekleşmeyebilir. Onlar size o tepkileri vermeyebilir. Birincisi bu canlar. Çünkü siz net olduğunuzda bütün her şey değişir o zanlardan çok farklı bir alanlara geçebilirsiniz. Bunu bir fark edin. İkincisi her ne tepki verecek olursalar olsunlar onların yolculuğu onların yolculuğu sizin yolculuğunuz sizin yolculuğunuz canlar. Bunu unutmayın. Onların da tekamülü ve gelişiminde bunlar vardır. Sizin de tekamülünüz ve gelişiminde bunlar vardır. O yüzden bu şekilde değerlendirirseniz çok farklı kapılar açılacaktır hayatınızda. Ve siz net olduğunuzda bütün evren buna saygı duyar. Karşınızdaki de eninde sonunda saygı duyar. Yeter ki siz net olun. Kendinizi inkar etmeyin. Aman üzülmesin. Aman incinmesin, aman bozulmasın, aman öfkelenmesin diye 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 ne yapıyoruz hep içimize atıyoruz. At içine, at içine, at içine ne oluyor o içimize attıklarımız, sırtımıza aldıklarımız, o karşımızdakilerin duyguların sorumluluğu bir süre sonra bize ağır geliyor ve taşınamaz bir hale geliyor. Bardağı taşıran son bir damla herhangi bir yerden geldiğinde bütün içimizdeki her şeyi kusuyoruz. Yine sorumlusu biziz canlar çünkü onu biz biriktirdik. O yüzden net olun, boşaltın içinizi, ağır gelen bir şeyi yapmayın. Hafif gelene akan şeyi net bir şekilde ben bununla hizalıyım, ben bunu seçiyorum. Bunu yaptığımda ben kendim oluyorum. Çünkü ben sana bunu itiraf etmezsem, anlatmazsam, ifade etmezsem, böyle davranmazsam kendimi inkar etmiş oluyorum. E kendim olamadığımda da zaten bu realitede var olmamın bir anlamı yok. İşte o yüzden mutsuzuz canlar anlıyorsunuz değil mi şimdi? Kendimiz olamadığımızda mutsuzuz. Kendimizi gerçekleştirdiğimizde biz o çocuksu neşe, o hafiflik, Hayatımızda kolaylık, mucizeler işte o zaman açılır canlar. Mucizeler kendisi olanlara açılır. Başkası olanlara açılmaz. Başkasını taklit edenlere açılmaz. Başkası üzülmesin. Aman el alem ne der diye kendini kapatanlara veya karşındakinin duygularını, sorumluluğunu alıp bir de onların tekamülüne karışanlara mucizeler açılmaz. Yani mucizelerin önündeki yine engel kendimiziz canlar. O zaman biz kendimizi açtığımızda, biz net olduğumuzda, bütün evrendeki her şeyde bize mucizevi bir şekilde akmak için can atar. Neden? Çünkü onların doğal frekansıyla uyumlanmış oluruz. Öbür türlü düşük frekanslarda yayın yaparız. Düşük frekanslarda yayın yaptığımızda sınırlı çekimlerimiz olur. Katkı olsun. Hayatıma çok şeyler kattı. Başta ben çok eğlendim. <laughs> e, anda kalabilmenin gücünü hissettim. E, anda kalabildiğim zaman zaten geçmişle ilgili problemlerimi de yok ettim. E, gelecekle ilgili de zaten anda kaldığımız sürece gelecekle ilgili de e, parlıyor. Geleceğiniz de parlıyor. Maddi, manevi. İşte kurstan önce, kurstan sonra diyeceğim artık gerçekten hayatımda. bu kadar güzellikler oldu. E, her şey, bakış açım değişti. İyi ki de katılmışım. Hani herkese tavsiye ediyorum. Oldu. Kendimi bir boşlukta hissettiğim anlarda sufi nefesiyle kendimi buldum. Kendimi daha değerli kıldım. E, niyetlerimin arasında eğitime başlamadan evvel şöyle bir talebim vardı. Ve bu talebimde de %90 oranında gerçekleşti.